Merhaba arkadaşlar, ben Güney Sentürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Futbol Manager 2020 Galatasaray kariyerinde 7. bölümdeyiz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla maçımız vardı. Fenerbahçe'yi evimizde 3-2 yendik. Kasımpaşa'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldık. Şimdiki maçımız ise hemen söyleyelim. Benfica'yla. Evet, videomuza başlıyoruz. Genelde daha çok maçlarda sizlerle birlikte olmak istiyorum. Bu araları geçeceğim ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar, aboneye ihtiyacım var. Sizden ricam, lütfen kim izliyorsa bu videolarımızı lütfen abone olup bana destek verebilir misiniz? Buna çok ihtiyacım var. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, buralarda ne demiş? Galatasaray sakatlık nedeniyle Zarakko'dan mahrum kalacak. Biliyorsunuz ki Zarakko sakatlık geçirmişti. Yunus Akgün, Cilmi Durmaz, Sosa'yı almıştık biliyorsunuz. Sosa'yı da değerlendirebiliriz oradan. Evet, lig tablosuna baktığımız zaman şu an 4. lig daha yeni başladı. 9 puanla 3 takım var: Ankara Gücü, Trabzonspor, Fenerbahçe ve biz 8 puanla 4. Şu an fena gitmiyoruz. Bu şekilde devam ederiz inşallah. Evet, Benfica maçına az sonra başlayacağız. Şu anda ilk 11'imizi görüyorsunuz. Normal şartlarda Almada'yı burada oynatıyorduk ama hem sakatımız var şu anda. Zarakko'nun yerine Onyekuru'yu biz sağ kanatta görevlendireceğiz. Almada'yı sola alacağız. Orta sahayı bu sefer üçlüyoruz. Sosa, Seri, Lemina üçlüsünü. Bu şekilde çıkacağız. Muslera, Saracchi, Marcao, Luindama, Mariano dörtlüsüyle çıkacağız. Forvet'te ise Radamel Falcao olacak. Temkinli mi başlasak diye düşündüm ama yine ben pozitif futbolla başlamak istiyorum. Yani takımı onu aşıladık. Her maçta pozitif futbolla başladık. O yüzden tekrar pozitif futbolu deneyeceğiz. Şimdi neden böyle tercih ettim? Deplasmana çıkıyoruz şu anda. Deplasmanda orta sahayı kalabalık tutmak istedim. Yani buradan alınacak bir puan bizim için çok değerli. Umarım buradan istediğimizi alıp yolumuza bakarız. İlk maçına çıkacak olursa daha önce kadro numarası vermemişiz. 24 numarayı verelim. Maçımıza başlayalım. Hadi bakalım. Bu maçı alalım. Daha dakika bir gol yiyecektik az kalsın. Aman çocuklar. Tehlikeli geliyorlar. Beklediğim gibi aslında. Ya şu maçı kazasız belasız atlatalım. Başka bir şey istemiyorum. Yani 5 şut attılar. 4'ü kaleye buldu. Biz daha şut atamadık. Bravo. Şimdi orta. Ya oğlum orta yapın ya. Ah! Şimdi dengeliye çekelim. Aman. Aman Seferovic. Aman. Eyvah. Sonunda bir şut çektik. Ama onların istatistikleri çok çok daha iyi. Bravo Muslera. Yani zaten böyle bir şey bekliyordum. Yani Benfica kendi sahasında çok iyi oynayan bir ekip. Yani buradan bir beraberlik bizim için çok daha iyidir. Zaten biz onları kendi evimizde mutlaka yeneceğiz. Önemli olan deplasmanda Benfica'dan bir puan alabilmek. Evet.
Tabii galibiyet tabii ki de istiyorum. Ama realist olmak gerekirse bir puan da bizim için buradan çok iyi bir puan. Henüz onlarla yani Benfica ile veya Avrupa takımlarıyla boyu düşecek bir takım değiliz. Bunu ilerleyen yıllarda yapacağız tabii ki de bu oyunda. Ama şu anda daha yeni kendi kadromuzu oluşturamadık. Gençleşemedik. Zaman içerisinde çok daha iyi olacağız. Bravo Mustera. Ay. Olmadı ben. Evet, ilk yarı 0-0 bitti. 16 tane şut gördük kendi kalemizde. 2 tane şut atabildik. 9 tane kaleyi bulan şut var. Bizim ise 1 tane. %60'a %40. Evet. Devam edelim. Agresif mi, hırslı mı? Evet. Biraz daha idare edelim çocuklara. Yine pozitif futbola çekelim. Birazcık ileride. Hafif şöyle bir ileri çıkın diyelim. Risk alalım. Çünkü yorulmalar başlayacak onlarda. Biz de bundan faydalanmalıyız. Yani çıkarken pas hatası yapmak istediğim en son şeylerden bir tanesidir. Aman, bravo. Bu da ah be. Bravo çocuklar. İşte çıkarken bu tip yani kontra atak çok risklidir. Çıkarken kontra atak rakip alanda top kaybı çok riskli. Çünkü yerinde tam defansı bulamıyorsun. Aman. Oyuncu değiştirmemiz lazım. Hemen bakalım kimi alabiliriz. Yorulan oyuncularımız var mı? Ya yani Adem Büyü Almada'nın yerini alalım. Sosa'nın yerine de Donk'u alıp şöyle yapalım. Yani ben buradan bu saatten sonra şu maçı kaybetmek istemiyorum. Evet. Temkinliye de çekelim. Luyendama ve Onyekuru. Bir daha. Onyekuru'nun yerine evet. Evet, Jimmy Durmaz'ı alalım. Ve devam edelim. Yürekli oynayın diyelim biraz. Evet. 0-0 giden bir maç. Aman çocuklar, son dakikalarda yemeyelim bir gol. Mustera ne yapıyorsun ya? Bizi bitirecek. Evet, son dakikalar artık. Aman ya Rabbim, neler yapıyoruz. Aman Mustera. Uzun oyna oğlum, uzun uzun. Tabii biz kısa oynatıyoruz normalde. O yüzden kısa başlıyor ama. Bravo, çok iyi top yaptık. Ama sonrası yok. Aykut Kocaman futbolunu oynadık resmen bu maçta. Ama dediğim gibi benim için burada bir puan da çok önemli.
özellikle deplasmanda bu tip takımlara karşı 0-0'da bitirmek büyük bir başarı. Benim kendi açımdan 25 tane şut yemişiz kalemizde. 12 tanesi kaleyi bulmuş. Biz 7 tane atmışız. Bir tanesi bulmuş. Ve maç 0-0. Evet. Dikkatli mi diyelim? Dikkatli diyelim. Devam edelim. Evet, maçın son bölümlerine doğru kameram bozulmuş. Maçtan sonra baktım. Kusura bakmayın, tabii atmak zorundayım. Böyle bazen yayınlarda kamera ayarları bozulabilir. Bozuluyor da yapacak bir şey yok. Atacağız tabii ki de. O yüzden kusura bakmayın. Önemli olan maçın oynanması. Hani benim tabii ki de görüntü kalitemin bozulmasını istemem. Ancak böyle şeyler yaşanabiliyor. Yapacak bir şey yok. Evet, ne demişler bize? Hemen bakalım. Galatasaray şanslı bir beraberlik aldı demiş. Sosa ilk maçına çıktı demiş. Şimdi biz maçtan maça, dediğim gibi, önemli bir şey olduğunda size göstereceğim. Olmaz ise direkt maçta görüşeceğiz sizlere. Yani o şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü video süresinin de kısa olduğunda sizlerin de izlenebilirlik adına daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, tekrardan karşınızdayız. Gaziantep Futbol Kulübü ile bir maçımız var. Kalede Muslera ile başlayacağız. Saracchi, Marcao, Luindama, Mariano, Seri, Lemina bu sefer 10 numara pozisyonunda, orta sahayı üçlemedim, 10 numara pozisyonunda Almada'yı oynatacağız. Sosa, Onyekuru, Radamel Falcao'yu oynatacağız ilk 11'de. Yedeklerimiz Okan, Ahmet Çalık, Cimi, Andone, Şener, Mustafa, Adem, Ogün, Taylan ve Yunus. Sonrasına baktığımız zaman Zarakko'nun sakatlığı devam ediyor. Ortalama 6 gün. Yaklaşık 6 gün ve 3 hafta arasında diyor. Büyük ihtimal bir haftaya dönecek kendisi. Evet, maça hazırız. Maça başlıyoruz. Evet, direktiflerle ileri çıkın diyelim. Ve ilk dakikalarda golleri bulalım. Onyekuru'nun performansını çok iyi bulmadım ya. Daha iyi bekliyordum açıkçası. Evet, Sosa kaleci. Hadi Marcao. Ya iyi orta. Ay, olmadı. Yine Onyekuru kaçırdı. Hadi ama ya. Evet. Evet. İyi orta. Vur. Allah sizi kahretsin ya. Yani etkili başladık, golü bulamadık derken offside. Bakalım. Adam yok. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Gol. Sonunda ya. Sonunda ya. Bakalım nasıl bir gol. Saracchi. Almada. Tekrar Saracchi. Seri. Mariano. Mükemmel bir gol. Devam ediyoruz. İleri abicim, ileri. Bu maçta 2 gol. Şöyle bir 20-25'te 2. İkinci golü bulalım. Sonrasında rahat bir futbol oynayalım. Bravo, işte bu, işte bu. Devam. Lemina uzaktan şut atmayı seviyor ve isabetli şutlar atıyor. Bizim çok işimize yarıyor. Evet, artık ikiyi bulduk. Dengeliye çekelim. Ve direktiflerden de sakinleşelim artık, yavaş yavaş. Sakin olsun oyuncularımız. 3'ü de bulduk. Güzel. Kim attı? Luindama. Güzel. Almada. Evet, yavaş yavaş Almada da formunu bulmaya başladığını düşünüyorum.
Çok daha iyi olacak. Aman. Yani bazı özellikleri de çıkmış yukarıya doğru. Lemina. Antep biraz daha fazla gelecektir üstümüze, öyle diyor. Evet, 13 tane şut atmışız, 8 tane skalayı bulmuş, 2 tane şut atmış, 1 tane skalayı bulmuş. %64'e 36, çok iyiyiz. Rakip sahada topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşanmış bizim takımımız. Bizim için sıkıntı yok. 3-0 gayet makul. Devam edelim. Performansınızdan memnunum dedim. Devam edelim. Asistanlar devredelim. Devam edelim. Bozmadan. Ve pozitif futbolla şöyle yorulmadan şöyle bir 60'a kadar derken Mariano sakatlandı. Hemen Şener'i alacağız oraya. Otomatik devam edelim. Şöyle bir 60'a kadar pozitif futbolda kalıp bir tane daha yakalayabilirsek, bir gol daha yakalayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Almada'nın ortası olmadı. Kayode sarı kartlı önce çok iyi geldiler ya. Allah'tan çoğalamadılar. Evet, bravo. Biz daha çok çabuk döndük geri. Bu avantaj bizim için. Ama bir ata yine. Aman, korner. Yani bir gol de olsa yemek istemiyorum açıkçası. Bir gol de olsa yemek istemem yani. Tamam, yani fazla takım yormanın bir manası yok. Yavaş yavaş oyuncu değişikliklerine başlayacağız. Yoğurta be. Aman. Ne yoğurtaladı adam yalnız ha. Ya Mustafa Kapı'dan çok umutluyum. Şöyle deneyeceğim. Dördü de bulduk Falcao ile. Güzel güzel. Şimdi kimi alsam diye düşünüyorum. Onyekuru'yu çok fazla yormak da istemiyorum. Yunus Akgün'ü alalım. Yunus Akgün orada oynasın. Devam edelim. Son varlıklı yavaş yavaş. Dördü bulduk zaten. İki oyuncu birbirine bıraktı. Yedik yani. Yiyorduk az kalsın. Evet. 3 puanı 4 golle aldık. Fena gitmiyoruz. Daha iyi olacağımızı da düşünüyorum açıkçası. 19 atmışız.
9 tane kaleyi bulmuş. Antep ise 9 şut atmış, 5 kaleyi bulmuş. %62-38 toplu oynama oranımız gayet iyi. Hırslı bir şekilde sonuçtan ve futboldan çok memnunum diyorum. Ve maçımıza devam ediyoruz. Futbol menajere devam ediyoruz. Evet, Mariano sakatlanmıştı. Bakalım ne zaman dönecek. 4-7 hafta oldukça ciddi. Orada artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mariano'nun sakatlığı. Basın toplantısına katılalım. Buraları hızlı geçiyorum. Çok önemli değil bunlar. Bunları da geçelim. Lemina harika bir maç çıkarttı demiş. Evet, haftanın golü Mario Lemina'nın. İkinci Ndiaye, üçüncü de Rodriguez. Haftanın 11'inde Mariano, Luyendama ve Marcao. Ki Mariano sakatlanıp çıkmıştı. Evet, yine 11'imizde fazla değişiklik yapmıyoruz. Onyekuru yine oyun. Evet, ilk 11'imizde yine değişiklik yapmıyoruz. Şimdi Sosa'ya bir şöyle, burası biraz daha sıkıntısız olması için, evet böyle yapalım. Çok fazla sıkıntılı olmasın. Muslera, Saracchi, Marco Luyendama, Şener. Biliyorsunuz ki Mariano sakatlanmıştı. Seri, Lemina, Onyekuru, Almada, Sosa ve Radamel Falcao. İlk 11 ile çıkacağız. Yedeklerimiz Okan, Dong, Mustafa, Andone, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz, Adem Büyük. O gün Taylan ve Yunus. Şöyle pozitif futbolla başlayacağız. Şener Özbayraklı'nın kondisyonu henüz yeterli değil ama yapacak da bir şey yok. Taraftarımız bizden iyi bir performans bekliyor. Haydi onlara neler yapabileceğimizi gösterin çocuklar. Haydi çocuklar, ileri çıkın dedik. Her zaman alışık olduğumuz gibi ileriye çıkacağız. İlk 20 dakika gol kovalamaya çalışacağız. Ancak bu sefer onlar geliyor. Bravo. Evet. Çok iyi. Onyekuru'nun performansını çok beğenmiyorum. Ki basın toplantısında da sorular var. Falcao'nun şutu out. Sorularda da genelde Onyekuru'nun performansını soruyorlar. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Daha gol bulamadık. Evet, iyi bir top attı. Eyvah eyvah. Hoca kırmızı hoca. Podolski kırmızı hoca. Ne oldu, ben anlamadım. Evet, kırmızı kart, bravo. Şimdi normal bir gerçek bir maç olsaydı bunu Kaspodoski bilerek kırmızı kart gördü diyeceklerdi. Hoca penaltı. Hoca penaltı hoca. Hoca penaltı penaltı. Hoca verdi mi penaltıyı? Evet, verdi. Bravo. Evet, 1-0 öne geçiyoruz. Geçiyoruz, geçiyoruz. Falcao kaçırmaz. Bravo Falcao. 1-0 öne geçtik. Rakibimiz 10 kişi ve penaltıdan golü attık. Çok mutluyum. Artık dengeli.
Sonunda Onyekuru da golünü atmış bulundu. Seri'nin burada uzun topu Sosa indirdi. Şener, Sosa iyi bir orta. Onyekuru'nun kafasıyla durumu 2-0'a getirdik. Dakika 40. Şener iyi oynuyor be. İyi top yaptık ama finali yapamıyoruz. Onyekuru nereye attın ya? Performansınızdan memnunum. Devam edelim. Hadi 3'ü falan bulalım ya. Şöyle bir 60'a kadar tekrar bir saldıralım. Şener'in performansından oldukça memnunum bu maçta. Yine 4'e geriledik ya. 3'ü falan bulalım da. Ya gerçi puan farkı var. 1 puan farkı var. İleri çıkın diyelim. Bir bakalım kimleri alabiliriz. Yani... Hay alamadık ha. Evet, defansif. Şimdi Onyekuru da kanat forvet diyelim, hücum diyelim. Almada da kalsın. Hücum diyelim. Mustafa'yı geliştirmek istiyorum ya arkadaşlar. Mustafa Kapı'yı olabildiğince oynatmaya çalışıyorum. Şener'i iyi dedik ya, orta yapamıyor artık. De şöyle yapalım. Lemina'yı alıp Annone ikileyelim buraya bakalım nasıl olacak. Çalışkan forvet devam edelim. Onyekuru yoruldu. Onun yerine de Yunus Akgün'ü alalım. Devam edelim. Andone de golünü atmış oldu. Mustafa'nın asistiyle. Mustafa Kapı'nın. Burada Falcao. İlerideki arkadaşı Mustafa'yı görüyor. Mustafa kontrol. Orta Andone vole gibi. Vole gibi şut atıp golü ağlarla buluşturdu. Sakinleşelim artık. Evet.
Antalya Spor'u deplasmanda 3-0'la geçiyoruz. Falcao, Onyekuru, Andone'nin atmış olduğu gollerle. 20 tane şut atmışız. 9'u kaleye bulmuş. 8 tane şut yemişiz kalemize, 4'ü kaleyi bulmuş. Toplu oynamada üstün olan takım Antalya Spor. %55'e %45. Bu bir sıkıntı çünkü 10 kişi oynayan bir Antalya Spor vardı. O yüzden biraz sıkıntı. Şimdi devam edelim. Ligde puan durumu şu an Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon 15 puanda, biz 14 puandayız. Fena gitmiyoruz. Devam, devam, devam. Aynı şekilde devam edeceğiz ve lig sonunda şampiyonluğa uzanan taraf biz olacağız. İnanıyorum. Galatasaray 10 kişi kalan Antalya Spor'u mağlup etti demiş. Basın toplantısı varmış. Onu da hemen yapalım. Yaptık. Evet, önümüzdeki maç Başakşehir'le oynayacağız. Sonra Paris Saint-Germain maçına çıkacağız. O da çok önemli bir maç. Sonra da Ankara Gücü maçıyla devam edeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik. Biliyorsunuz 3-3 yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Abone olmayı unutmayalım. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.